Sen nasıl değerlendirdin? Siber risk gerçekten ilk defa bu kadar öne çıkıyor. Geçmiş yıllarda da açıkçası iş dünyasının risk algısında hep vardı. Belki bunu bir rakamla açıklamak lazım. 2014 yılında siber risklerin, saldırıların dünya ekonomisine zararı 445 milyar dolar civarındayken, şimdi ne? Bir tahmin yapalım. 600 milyara çıkmış. Ve ilk defa bu rakam, yani finansal kayıp ekonomiye zararı boyutunda baktığımızda, doğal afetlerdeki yangın ve bütün doğal afet felaketlerinin 3 katı. Yani ben özetle şunu söylüyorum aslında. Siber saldırılar ve risklerle ilgili duyarlılık had safhada, zararlar da çok büyümüş durumda. Dolayısıyla iş dünyasının için önemli bir alarm veriyor. Son dönemlerde zaman zaman duyuyoruz. Yani sistemlere yapılan saldırılar, ülkelere yapılan korsan saldırılar. Dolayısıyla bu artık teorik bir riskten gerçek bir riske dönüştü. Allianz Teknik diye yeni bir kurumunuz var. 30 milyonda yatırım yapacağınızı açıkladınız. Yaptık. Yaptınız. Yaptık. Burada deprem ve yangın alanındaki farkındalığı arttırmayı amaçlıyorsunuz öncelikle. Evet. Akademiyle işbirlikleri, eğitimler. Neden önemli bu? Şimdi aslında risk barometresi raporuna bakarsak, Türkiye doğal afetlerde risk sıralamasında ilk 5 ülkenin içine giriyor. Bunun içinde de yangın ve deprem ilk 10 arasında Türkiye açısından baktığımızda. Dolayısıyla biz Allianz olarak açıkçası risk önleme bizim işimizin bir parçası. Dolayısıyla burada bir farkındalık yaratmak istedik. Önemli olan bu aslında Almanya dışındaki ilk risk merkezi. Ve açıkçası Türkiye'de de hem yangın hem deprem alanında riskleri test edebilecek donanımlı, hepsini kapsayan tek merkez. Geçtiğimiz ay açtık. Alman Üniversitesi'nin içinde son derece modern ve dünyadaki olabilecek en önemli teknolojiyi kullandık. Dolayısıyla kurumlar burada gelip risklerini test edebilecekler. Risk danışmanlığı yapacağız. Biraz evvel senin de söylediğin gibi akademiyle işbirliği yapma şansımız var. Çocuklara risk farkındalığını yaratacak odalarımız var. Açıkçası bu ay itibariyle daha çok kamuoyundan ziyaretçilerimiz olacak. Hatta İstanbul Belediyesi ile de bir çalışma, bir farkındalık yaratmayı çok arzu ediyoruz. Harvard Business School'un ve danışmanlık firması McKinsey'in danışma kurulundasın. Bu iki kurumda bilhassa dünyadaki gerek kamu gerek özel sektör yöneticilerinin gündemini yakından takip eder, onlarla işbirliği yapar. Şu anda bu üst düzey yöneticilerin, kamu olsun, özel sektör olsun, gündeminde neler var? Duyuyoruz işte dijital, çeviklik, yalınlık. Nasıl değerlendiriyorsun? Öncelikle McKinsey'de senior advisor, yani senior danışman olarak çalışıyorum. Destek veriyorum daha doğrusu. Harvard'da da MENA ve Orta Asya bölgesinin danışma kurulundayım. Şimdi şöyle, aslında iş dünyasında niye bunlara gerek var anlamak için iş dünyasında ve dünyada neler oluyor bakmak lazım. Hep, yani ben açıkçası 39 yıllık bütün iş hayatım yıllara boyunca hep değişimin süratini konuştuk, ama herhalde değişim hiç bu kadar yıkıcı olmamıştı. Ve şu anda görüyoruz ki, yani dünyada aslında bütün bildiğimiz yönetim sistemleri çöküyor. Yani bir başka deyişle, aslında kurumların alışmış olduğu bütün bildikleri yönetim sistemleri bir tehdit altında. Bir yandan dijitalleşme, 21. yüzyılın bu son derece açıkçası siyaset anlamında gelen kaos, ticaret savaşları, güç dengelerinin bölgeler arasında kayması, bunlar iş dünyası için sürekli başa çıkılması gereken daha kapsamlı konular haline geldi. Dolayısıyla bununla baş edebilmenin de yolu açıkçası çevik, süratle cevap verebilen organizasyonlar.
Bu talep aynı zamanda yetenek tarafından da geliyor. Bugün iş dünyası eğer bir yeteneği çekmek istiyorsa mutlaka o ağır organizasyon yapıları içinde çalışmayacaklar. Çok daha fonksiyonel, müşteri odaklı bir yapıya geçmek durumundalar. Biz bu anlamda çok talep alıyoruz açıkçası. Agile İngilizcesi, evet. Çevik yönetim. Evet. Sen aynı zamanda Allianz'ın Uluslararası Danışma Konseyi'nde yer alıyorsun. Evet. Burada meşhur para cambazı Muhammed El Aryan dahil birçok şöhretler yer alıyor. Türkiye'de bu danışma kurulları çok ciddi olarak değerlendirilmez ama isimlere bakınca çok ciddi bir fonksiyon yerine getiriyor diye düşünüyoruz. Nerelerde etkili oluyor Allianz'ın danışma konseyinin çalışmaları? Şimdi şöyle, evet, ben Allianz'ın International Danışma Konseyi'ndeyim. Aynı zamanda da biz Türkiye'ye özel bir danışma kurulu kurduk. Uluslararası'nda üyeyim. Türkiye'de danışma kurulunun başkanlığını yapıyorum. Danışma kurullarının açıkçası etkili çalışması masanın etrafına kimi toplayacağınızla başlıyor. Biz son derece farklı coğrafyalarda tecrübeleri olan, farklı alanlarda tecrübeleri olan, yani benim danışma kurulumda Silikon Vadisi'nden genç bir girişimci, Türkiye'de Global Shapers World Economic Forum'un seçilmiş genç arkadaşların Türkiye kuratörü, sanattan İKSV'nin direktörü Görgün'e kadar, geçmişte eski Merkez Bankası Başkanımıza kadar. Burada açıkçası farklı görüşleri bir masa etrafında toplayarak yönetime, yönetim kuruluna önümüzdeki trendler, gelecekle ilgili öngörüler. Dolayısıyla biraz standart yönetim kurullarının bakış açısı haricinde destek vermeye çalışıyoruz. Şimdi Türkiye'de yönetim kurullarından bahsettin. Bir de üst kurullarımız var. Bunların etkinliği tartışılıyor. Demin yine senin bahsettiğin gibi kişiye göre değişebiliyor performansları. Bir taraftan da bağımsız yönetim kurulu üyelerinin daha çok yolun başında olduğundan konuşuluyor. Hem de çok. Hem de yani, çok. Türkiye'de bu kurumların, bilhassa büyük şirketlerin, halka açık şirketlerin üst kurullarının iyi çalışması için nelere ihtiyaç var? Şimdi şöyle, öncelikle bağımsız yönetim kurulu diye atadığımız arkadaşların kuruma bir katkı yapacağına, sadece kanuni bir zorunluluğu yürütmek adına orada olmadıklarına inanmak lazım. Ben açıkçası kendi tecrübemden Türkiye'de bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin etkili olarak çalıştığını söyleyemeyeceğim. Daha ziyade bir özellikle halka açık şirketlerde bir kanuni yükümlülük olarak gidiyor. Evet. Oysa bağımsız yönetim kurulu üyeleri tamamıyla dışarıdan bir bakış açısıyla kuruma stratejik olarak ciddi katkı yapabilirler ve ben böyle büyük bir yeteneğin açıkçası çok önemli isimler bağımsız yönetim kurulu görevlerinde tümüyle kullanılmayarak ziyan edildiğini düşünen bir bağımsız yönetim kurulu üyesiyim. Eleştirenlerdenim. Bir tane benim bağımsız yönetim kurulu üyeliğim var. Ama gerçekten bu mekanizmayı hak ettiği şekilde işletemiyoruz. Burada gidecek çok yolumuz olduğunu düşünüyorum. Çok değerli çalışmalar var burada farkındalığı artırmak için. Ben açıkçası burada belki ihmal ettiğimiz bir şey, yönetim kurulu başkanlarına çok önemli görev düşüyor. Yani o şapkamla söyleyebilirim. Bu arkadaşları açıkçası etkili kullanacak kişi yönetim kurulu başkanıdır. Dolayısıyla yönetim kurulu başkanlarına önemli bir görev düştüğünü düşünüyorum. 2008'de TÜSİAD'a üye oldun. Sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yaptın. TÜSİAD'ın orijini aile şirketleri. Zaman içerisinde değişti tabii. Çok değişti. Zaman içerisinde değişti. Orada sürdürülebilirlik konusunu konuştuğunda, tartıştığında, araştırmalar yaptığında Türk firmalarındaki sürdürülebilirlik konusunun gerek kavramsal olarak
gerek uygulamada ne aşamada olduğunu düşünürsün? Şimdi şöyle, aslında biz yani TÜSİAD açısından bakarsak 2011 yılında, 40. yılında o zaman Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nde yönetim kurulu üyesiydim ben. TÜSİAD'da da yönetim kurulu üyesiydim. 2050 vizyon çalışmasını iki dernek birlikte yaptık. Çok da değerli bir çalışma oldu. Bence Türkiye'de sürdürülebilirlik alanında iş dünyasında farkındalığı yaratmak adına önemli bir adımdı. Şimdi o günden bugüne neredeyiz diye baktığımızda farkındalığın çok daha fazla arttığını açıkçası düşünüyorum. Çünkü o dönemde biz bir çalışma grubu bile kurarken biraz yönetim kurulunda tartışmıştık. Gerek var mı bu konuya bu kadar emek ve zaman ayırmamıza diye. Şu anda öyle bir tartışma asla Türkiye'de yok. Farkındalık arttı. Fakat açıkçası atılan imzalar var. Bu da çok değerli. Hı hı. Ama bunların içini doldurmak için daha gidecek yolumuz var. Ama burada belki dünyadan da örnek vermek lazım. Geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler toplantısında sunulan raporda dünyada da bunun yeteri kadar özellikle aksiyon alanında hayata geçirilmediği konusunda eleştiriler oldu. Özellikle genç işsizliği, cinsiyet eşitliği konularında verilen taahhütlerde çok geride kalındığı Birleşmiş Milletler'de de tartışıldı. Artı konusunda da gelir dağılımı konusunda da. Onu zaten biliyorsunuz her toplantıda gündeme getiriyoruz. Gelir dağılımı herhalde günümüzdeki en büyük problem. Her yerde protestolar, Hong Kong'undan dünyanın bütün ülkelerine kadar. Sonra TÜSİAD'a başkan oldun. Evet. TÜSİAD'a başkan nasıl olunur? Güzel bir soru. Şimdi aslında şöyle geriye gidelim. Ben 1998'den beri TÜSİAD üyesiyim. Yani bugün düşündüm 21 yıl olmuş. Aslında bu yılları konuşmak istemiyorum, onu da itiraf edeyim. Ben 2011'de Ümit Boyner'in davetiyle yönetim kuruluna girdim. Aslında o da şaşırtıcıydı. Çünkü o zaman PricewaterhouseCoopers'da ülke başkanıydım. Profesyonel hizmetlerdendim. Evet. Bir sermaye şirketi yoktu. Artı bir yabancı kurumu da temsil ediyordum. Şöyle gelişti, TÜSİAD aslında biliyorsunuz üyelerin, yani kişisel olarak üye olduğunuz, evet, bir kurum. 700'e yaklaşan bir üye sayımız var ama TÜSİAD kurumların tüm birikimini TÜSİAD'a çekiyor. Dolayısıyla bir sivil toplum gücü olarak çok ciddi bir gücü temsil ediyor. Ben şahsen bütün konumlarda üye olduktan sonra ülkemde gördüğüm her boşluk için TÜSİAD'da çok heyecanla çalıştım. Çalıştığım kurumların bütün kapasitesini TÜSİAD'a aktarmaktan hiç çekinmedim. Sonra başkan yardımcılığı, o tehlikeli bir görev olabiliyor. Ardından da başkanlık geldi. Ama bir şey itiraf edeyim. Ben 2013'te PwC'den ayrılmaya karar verdiğimde TÜSİAD'da da yönetim kurulundaki görevimi de arkasından bırakarak TÜSİAD sayfasını kapatacaktım. Israrlarla bir dönem daha devam edince arkadan da herhalde çok kıdemli oldum. Başkanlık geldi. Ne oluyor? Eski başkanlardan birisi seni arayıp da sıra sende mi diyor? Yok. Başkanlar Konseyi'ne üyelerin tavsiyesiyle Başkanlar Konseyi'nden Yüksek İstişare Konseyi Başkanı tarafından size bu görev teklif ediliyor ama üyelerin seçimi. Şimdi başkan seçildiğinde yaptığın konuşmayı YouTube'dan izledim. O gün koyduğum bazı hedefler var. Bu hedeflerin ne kadarını gerçekleştirdiğini düşünüyorsun? Sonuçta 4 hükümet değişti sen başkanken. Evet. 4 hükümet, hatta ilk defa bir başbakan görevden alındı. Terörün gerçekten Haziran seçimlerinden sonra çok tırmandığı bir dönemdi. Hani şunu itiraf etmeliyim, hem günceli anlamak, ona karşı yorumlarımızı yapmak, hem de TÜSİAD'ın uzun vadeli stratejik bakış açısından hiç feragat etmeden hakikaten çok yoğun çalıştık. Ama orada asıl olan doğru bir yönetim kuruluyla yola çıkmıştım.
genç, dinamik, süratle karar alabildiğim bir yönetim kuruluydu. Arkadaşlarımla beraber çok çalıştık. Artı TÜSİAD'ın daha uzun vadeli, yani daha doğrusu Türk iş dünyasının Endüstri 4.0, dijitalleşme yolunda ki açıkçası uzun vadeli projelerinin adımlarını attık. Beni en çok da heyecanlandıran bu gençlik platformunu kurduk. Anadolu'nun her köşesinde üniversitelerden öğrencilerimizle onların gelecekle ilgili hem kaygıları hem geleceğe nasıl katkı yapmak istiyorlar konusunda çok kapsamlı çalıştaylar yaptık. Zevkliydi herhalde, en zevk aldığım toplantılar gençlerimizle olan o karşılıklı alışverişti. Aslında TÜSİAD'ı gençliğe de o dönemde indirdik. Bu çalışmalar devam ediyor. Belki buradan bir duyuru da yapabilirim. Bu Gençlikte İş Var projesinin 2020 programı bu ay başladı. 9 Aralık'a kadar iş fikri olan gençlerimiz bu programa başvurabilirler. Geriye baktığında dış etkenler bu kadar ağır olmasaydı şunları farklı yapardım diyor musun? Şöyle, Türkiye'de o kadar çok yapılacak şey var ki, yani ne kadarını yaparsanız yapın bardağın boş tarafı hala oldukça büyük. Onun için keşke gündem bizi bu kadar Türkiye'nin iş dünyası için stratejik konularından uzaklaştırmasaydı. Keşke Avrupa'yla uzaklaşmasaydık. Mesela Türk iş dünyası için çok önemli olduğunu düşündüğüm Gümrük Birliği'nin güncelleme çalışmalarını keşke o dönemde tamamlayabilseydik. Çünkü benden önceki dönemden devam eden, şu andaki başkanımız da sıkça dile getiriyor. Dolayısıyla bütün bu tedirginlikler, seçim ortamı açıkçası bizi Türkiye'nin stratejik olarak dünyadaki rekabet gücünü artırması için yapılacak, konumlandıracak çalışmalardan netice almamamıza, yani biz görevimizi yaptık, raporlarımızı sunduk ama netice alamadık. Bundan hep üzülürüm. Şimdi TÜSİAD'ın toplumdaki algısı açısından tabii patronlar kulübü olarak başlayan yıllar önce bir algısı var. Ve tabii patronlarla beraber aile şirketleri var. Şimdi bunu şirketlerin çoğu artık yerli yabancı ortaklığı, halka açık şirketler. Gerçekten kurumsallaşmanın neresindeler? Yani bu aileyle şirket ayrılabildi mi Türkiye'nin büyük kuruluşlarında? Şöyle, genelleyemeyiz. Hakikaten TÜSİAD üyeleri aslında Türkiye'yi temsil ediyor onlarda. Oldukça geniş bir yelpazede, yani kurumsallaşma açısından baktığımda çok geniş yelpazede üyelerimiz var. Ama Türkiye geneline baktığımızda, yani TÜSİAD'ın bu 700'e yakın üyesinin arkasındaki 4000 kurum kurumsallaşma açısından daha üst seviyelerde. Bunun içinde belli segmentleri var. Bunu gerçekten içselleştirilmiş aile ve profesyonelin katkısını kurumsal olarak komitelerle ve doğru bir organizasyon şemesi içinde yöneten kurumlarımız var. Buraya doğru ilerleme aşamasında çaba gösteren kurumlarımız var. Bir de bunu henüz içselleştirmeyen kurumlarımız var. Dolayısıyla bu bir bütün olarak bakmak lazım. Gökkuşağının rengi. Evet, ama şu var, TÜSİAD'da bu grupların hepsinin bir arada olması aslında bir anlamda bu yolda gitmek isteyenlere ciddi de bir örnek teşkil ediyor. Bir de TÜSİAD'ın biliyorsunuz Türk Konfet diye Anadolu'da örgütlenmiş bir ayağı var. Açıkçası TÜSİAD Türk Konfet'e, Anadolu'daki KOBİ'lere bu anlamda çok önemli bir yol gösterici liderlik yapıyor. Ben açıkçası bunu çok önemsiyorum. Dolayısıyla ileride buralardan daha kurumsal, Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak kurumlarımız çıkacaksa burada ben TÜSİAD'ın rolünü hiç küçümsemem. Trabzon'da doğdun. Büyük Trabzonlu bir aileden geliyorsun. İskender evet. Paşa'dan. İki ailenin ilk torunusun. İlkokul hatta misafir öğrenci olarak başlayıp sonradan evet. Doğrudan... Niye öyle yapmışım bilmiyorum ama... Doğrudan ikinci sınıfa başlıyorsun. Evet, ona da Ankara. Ankara'da. Evet, Kurtuluş İlkokulu. Okudun. Sonra İstanbul Üniversitesi'nde pazarlama okudun ve
denetim firmasında işe başladın. Nasıl oldu? Evet, şöyle buna ben de açıkçası buna şöyle diyorum. Ben değişen şartlara uyum sağlayan biriyim. Son derece fleksibilim, bu hayat prensibim. Lise yıllarında geleceğin mesleği olarak, o zaman 76 yılından bahsediyorum, dikkatinizi çekerim, işletme çok açıkçası hani tıp ve mühendisliğin yanında iyi öğrencileri çekmeye çalışan bir alandı. Ben de işletme fakültesini bu anlamda seçtim. Fakat pazarlamayı da çok içselleştirmiştim. Pazarlama aslında bir bölüm. Yani ben aslında işletme fakültesinden mezunum. Fakat beni pazarlama kürsüsü bir staja yolladı. Bütün hayallerim yıkıldı. Çünkü Türkiye'de, yani 80'den bahsediyorum, pazarlamanın değil sadece satışın olduğunu ve benim o hani bir brand, marka yaratmak, onun etrafında yönetmek, çok stratejik pazarlama, yeni pazarlar ve bunların arkasındaki bütün stratejik hayallerim yok olunca mutsuz bir şekilde okula döndüm. Ve o sırada Türkiye'de kurulmakta olan PW'dan gelen iş teklifini iki defa reddettim. Ben muhasebeci olmak istemiyorum diye. Sonunda beni ikna ettiler ve giriş 32 yıl. Muhteşem de bir kariyer yaptım. Denetimde 32 yıl çalıştıktan sonra bir taraftan da gerek TÜSİAD, gerek McKinsey, gerek Harvard Business School'da dijitalleşmeyi, otomasyonu gördükten sonra denetimin geleceği nasıl değerlendiriyorsun? Ne olacak bu mesleğin hali diyorsun? Yani bu mesleğin hali ne olacak? Otomasyon kurbanı mı olacak denetim? Şimdi şöyle, aslında bence bütün meslekler bu şekilde bir ne yaptığına bakmak zorunda. Yani otomasyon sadece denetimi değil, bence yıkıcı bir şekilde bütün iş kollarını sarsıyor. Dolayısıyla hepimizin bu teknolojinin getirdiği yeni dünyayı doğru algılamamız lazım. Denetim zaten danışmanlığa doğru evrilen bir meslek. Ben denetimin teknolojinin dışında kalan kısmının her zaman için bir danışmanlık şapkasının gerektiğini düşünüyorum. Ama mutlaka evrilecektir tabii ki. Her şey değişecektir ama Türkiye'de değişmeyen bir acı gerçek var. Kadına aile içi şiddet. Sen TÜSİAD'dayken bu konuda yapılan çalışmalara öncülük yaptın. Nasıl gelişmesini bekliyorsun bu konunun? Ne zaman biter bu? Biter mi? Keşke. En büyük arzumuz bu. Şöyle, benim başkan olduğum 2015 yılında birdenbire bu aile içi şiddetle ilgili birkaç Türkiye'deki önemli vakadan sonra inanılmaz bir duyarlılık başlamıştı. Tabii ki TÜSİAD olarak biz de bunlara bir pozisyon belirliyoruz. Ben arkadaşlara dedim ki biz böyle gelip geçici bir şey değil, bununla ilgili bir araştırma yapın, kalıcı bir çalışma yapalım. Bir araştırma yapılınca 2014 yılında Sabancı Üniversitesi'nin kurumsal yönetim forumunun çok değerli bir çalışmasını gördük. Aile içi şiddete iş dünyasının bir reaksiyon verebileceği ve çalışanlara bu konuda bir eğitim yapabileceği konusunda biz bu projeye entegre olduk. Çok da başarılı oldu. İlk 19 şirket gönüllü oldu. Bunlar önemli bir el kitapçığı yayınladık. Bunda hukukçuların olduğu, sivil toplumun olduğu ve özel sektörün olduğu. Özel sektördeki bu gönüllü olan kurumlar şirketlerinde bu bilinci geliştirmek için bu programı uyguladılar. Şimdi bakıyorum, bu program çok yaygınlaşmış durumda Anadolu'ya da. Sanıyorum son sayılarda 90 küsur şirket bu programı uyguluyor. Süremizin sonuna geldik. Bizim programda olmazsa olmaz sorumuz var. Can, sen başaran bundan 50 yıl sonra, 100 yıl sonra nasıl anılmak ister? Güzel bir soru. Ben şöyle aslında bakıyorum. Bir sıfırlı sayılara çok inanıyorum. 60 doğumluyum. 1980'de üniversiteden mezun oldum. 90'da PwC'de herkesin hayal ettiği o dünya partnerine ulaşan en genç ve ilk Türk'üm. 2010'da TÜSİAD Yönetim Kurulu'na girdim gibi ondan sonra hayatımı değiştiren. Onun için 2020'yi heyecanla bekliyorum. Ben aslında hep görünmeyenin arkasını arayan, yenilikten korkmayan, başkalarının ya görmediği ya da görüp de cesaret etmediği işlere soyunarak anılmak isterim. Umarım 2020 de bana bu konuda daha global, daha büyük bir sorumluluk
verir. Arzım o.